4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlara aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Maddenin ölçülebilir özellikleri nelerdir? Cevap: maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacim özellikleridir. Kütle ve hacim bütün maddelerde var olan ve ölçülebilen özelliklerdir. Madde miktarına kütle denir. Kütle birimi gram veya kilogramdır. G ve kg sembolleriyle gösterilir. İkinci katı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ölçeriz? Cevap: her maddenin belirli bir miktarı vardır. Madde miktarına kütle denir. Katı maddelerin kütlesi eşit kollu veya elektronik terazi ile ölçülür. Üçüncü sıvı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ve nasıl ölçeriz? Cevap: sıvı maddelerin kütlesini dereceli silindir veya dereceli kabın içine koyarak ölçeriz. Dördüncü katı maddelerin hacmini hangi aletle ve nasıl ölçeriz? Cevap: eşit kolu terazi ile ölçülürken bir tarafına katı madde, diğer tarafına da demirden yapılmış standart ağırlıklar konur. 5. Sıvı maddelerin hacmini hangi aletle ölçeriz? Cevap: sıvı maddelerin hacmini ölçmek için dereceli silindirler kullanılır. Böylece yoğunluğu bilinen bir sıvı maddenin ağırlığının hesaplanmasıyla hacmi de ortaya çıkar. Sıvıların hacimleri bu yolla ölçülür. B. Aşağıdaki tabloda sıvı maddelerin kütle ölçümleriyle ilgili ölçüm sonuçlarından bazıları verilmiştir. Eksik olan bilgileri tamamlayınız. Cevap: C. Ayşe, mutfaktaki teneke kutunun dibinde kalan zeytinyağının kütlesini ölçmek istiyor. Ayşe'nin bu ölçümü yapabilmesi için ona yardım eder misiniz? 1. Ayşe'nin kullanması gereken araç gereçlerin listesini aşağıya yazar mısınız? Cevap: dereceli silindir, zeytinyağı. 2. Ayşe'nin bundan sonraki işlem basamaklarını aşağıda verilen boşluğa yazar mısınız? Cevap: 1. Adım, teneke kutudaki yağ dereceli kaba dökmek. 2. Adım, dereceli kaptaki yağın derece seviyesine bakmak. 3. Adım, dereceli kaptaki yağ çukur bir kaba veya şişeye boşaltmak. Bu yazımızda 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 cevapları sizlerle paylaştık. Umarız ki beğenmişsinizdir.